Herkese merhaba. Ben Özgür Çetin. Bu videoda sizlere 10 saniyede nasıl dekupe yapılacağını anlatıyorum. Photoshop ki günümüzde en yaygın kullanılan ve Adobe tarafından geliştirilen bir imaj düzenleme yazılımı Kasım ayında bir duyuru yapmışlardı. Resmi bir duyuru. Kasım'ın son günlerinde 29 Kasım'da vesaire. Bu yapay zeka yardımıyla dekupe yapıldığını iddia eden ve anlatan bir videoydu bu. Bu özelliğin önümüzdeki dönemde Photoshop'ta da kullanma sunacağı belirtiliyordu bu videoda. Ne yapıyorduk biz burada? Dekupe dediğimiz şey aslında bir konuyu veya insanı veya işte bir hayvanı veya bir cismi zeminden ayırmak. Karışık bir zemindesiniz, onu ayırmak istiyorsunuz. Bu işlemi normalde biraz sonra göstereceğim. Tek tek yapmanız gerekiyor. Böyle kolay bir işlem değildir. Photoshop bunu yapay zeka yardımıyla çok daha kolay yapacağını iddia eden bir özellik duyurmuştu. Önümüzdeki dönemde de bunun kullanılması sunulacağını açıklamıştı. Şimdi 23 Ocak'ta ben bir kez daha yazmışım. Görüyorsunuz şurada zaten Twitter'da yine. Bu özelliğin 19.1 sürümüyle kullanıma sunulduğunu açıkladık. Nasıl kullanılıyor? Hemen söyleyeyim. Öncelikle bir tane Photoshop CC ve minimum 19.1 sürümüne ihtiyacınız var. Photoshop CC normalde ücretsiz bir yazılım değil. Ama 7 günlük bir deneme sürümünü indirebiliyorsunuz. 7 gün boyunca ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. En azından bu anlattıklarımı 7 gün boyunca siz de deneyebileceksiniz. Hemen fotoğraf açıyorum ben şimdi. Farklı farklı özelliklere sahip, farklı zeminlere sahip 6 tane fotoğraf seçtim. Bunların bir tanesi şimdi en son açılacak olan ekranda göreceksiniz. Photoshop'ta hazırladığım bir çalışma aslında. Orijinal değil tabi, böyle değilim normalde, onu söyleyeyim. Şimdi dekupe dediğimiz işlem şu arkadaşlar. Hemen şurada bakın bir aracımız var. Kalem aracı diye geçer bu. P harfine bastığınız zaman klavyede aktif olur. Kalem aracının amacı aslında çizim çizmek değildir. Dekupe dediğimiz işlemi yapmaktır. Buraları böyle tık 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 da biraz zoom gireceksiniz. Diyelim ki ben biraz hani şimdi hızlı yapıyorum. Şöyle yaptık 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 yaptık. Burayı kapattığınız zaman şöyle şuradan bir alanı seçmiş oluyorsunuz ve bunu çıkarttığımız zaman istediğimiz gibi kullanıyoruz. Ama bu tabii böyle bir tane için çok sorun olmayabilir veya vaktiniz vardır ama böyle çok seri halde yüzlerce iş yapacaksanız bu ciddi anlamda vakit alır. Ve ben bunu mesela 1995 yılında yaklaşık olarak 300 terliği dekupe ederek öğrenmiştim bu işlemi. Şimdi Photoshop yeni bir araç geliştirdiğini söylüyor. Bakalım, ben bu yükledim şu anda 19.1 sürümü otomatik geliyor, bir şey yapmanıza gerek yok. Şurada bakın sol üst menüdeki, sol üst taraftaki bu menüler içinde hızlı seçim aracı dediğimiz bir aracımız var. Ekranda gösteriyor zaten ne yaptığını. Buna tıklıyoruz. Şimdi bu tıkladığımız zaman burada özne seç, seç ve maskele. Aslında ikisi de benzer özellikler. Şimdi özne seç dediğimiz zaman fotoğraftaki insan ya da hayvan ya da cisim onu otomatik olarak algılıyor Photoshop. Basıyoruz şimdi. Birkaç saniye bekliyoruz. Özne seçiliyor diyor. Evet. Bakın şu anda çok başarılı, öyle söyleyeyim. Ya çok başarılı şu an. Tabii fotoğraf kolay, onu söyleyeyim. Yani bunu elle de yapsanız bundan bir tık daha hızlı ama 10 saniye bile sürmedi. Bunu da söylemiş olayım. Seç ve hani özne seçtik şu anda. Seç ve maskeleme dediğimiz zaman da aslında bakın şu an saydamlığını vesairesini ayarlayabiliyoruz. Aslında bu da aynı işlemi yapıyor ama biraz daha iyi yapıyor. Hatta burada mesela şey diyebiliyorsunuz, çıktı ayarlarından bakalım bir kez daha. İşte çıktığı ne yapmak istiyorsunuz? Yeni katman oluştursun diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Orijinal katman duruyor. Yani layer duruyor. Yeni bir tane layer oluşturuyor. Bakın bu layer'ın artık etrafı boş. Buraya istediğimiz rengi, mesela ben buraya işte bir başka bir renk vereyim. Şöyle yapalım. Siyah vereyim mesela. Hemen anında geldi. Diyeceksiniz ki ya bu çok kolay. Tamam, öbürüne geçelim. Bunu kapatıyorum. Bunun işimiz bitti. Burası biraz daha karmaşık. Bunu alt katta zeminlerimiz vesairemiz var. Yine geliyoruz buraya. Hızlı seçim aracı W tuşuna basınca çıkıyor. Özne seç diyebiliriz. Bunu dediğiniz zaman yine bir bakın. Hatta şimdi ben bunu seçimi gidereyim. Tekrar basıyorum. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 5 saniye falan sürüyor. Gördüğünüz gibi şu kısımda şöyle biraz zoom gireyim. Evet, şuralar birazcık sorunlu oldu. Bunu da birazcık manuel olarak düzeltebilirsiniz. İsterseniz dediğim gibi seç ve maskeleme derseniz daha güzel görünüyor bu. Bakın ufak tefek sorunları var. Onları da zaten manuel işte bir şekilde böyle yaparak düzeltebiliyorsunuz. Buradan da diğer işte düzgünleştir. Bakın burada o ayarları var. İşte giriş geçişi yumuşat.
Yani keskinliğini ayarlıyorsunuz. Önce şurayı biraz küçültelim. Şöyle yapalım. Pardon. Evet. Şu an küçültüyoruz. Yani burada seçme maskeli dediğimiz zaman etrafını temizliyor. Buradan işte geçişi yumuşat diyebiliyoruz. Düzgünleştir diyebiliriz. Burada bazı ayarlar var. İşte kenarları içeri doğru veya dışarı doğru büyütebiliyorsunuz. Çıkış ayarları var. Renkleri arındırır vesaire gibi ayarları var. Bu da fena olmadı. Bu çok iyi değil ama yine de kötü değil. Kötü de değil. Onu da söyleyeyim. Yine elle yapmaktan hızlı yapıyor. 5-6 saniye falan sürüyor. Şimdi bu fotoğrafa gelelim. Bu biraz daha karmaşık. Evet, zeminde bakın. Binalar vesaireler var. Ve hemen hemen renklerde şuradaki görüyorsunuz. Aynıya benziyor. Tekrar seçtik burayı. Şimdi sayacağım bakalım kaç saniye sürecek. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Evet, bu da 6 saniye sürdü. Bakalım seçme maskeleme dersek daha güzel göreceğiz. Evet, bu da birazcık kelleyi uçurmuş gibi. Evet, şurası biraz gitmiş gibi. Bunun ince ayarlarıyla oynayarak da siz de isteyeni yapabiliyorsunuz. Bakın buradan. Birazcık uçurmuş gibi kafamızı. Onu bir bakalım. Evet, buradan mesela şu ayarları falan oynayabiliyorsunuz. Ama en azından bu size bunu bile veriyor olması çok başarılı. Ben onu söylemiştim ki çok birbirine yakın renkli olan bir zemin var burada. Bunu da geçtik diyelim. Burada 3 kişi var. Şimdi 3 kişi olunca ne olacak ona bakalım. Veya daha mı uzun sürecek bir bakalım. Seçimimiz yapıldı zaten. Özneyi seç diyeceğiz. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Şimdi yaptı. 7 saniye falan sürdü burada. 10 saniye bile sürmüyor bu arada. Olmadı. Çok iyiymiş yani. Bakalım nasıl bir sonuç olmuş. Evet, fena değil. Bakın şurasını bile almış. Şu yani kolların içindeki boşluk alanları bile almış. Şu iki kişinin arasındaki bölümde birazcık sıkıntı var gibi görünüyor. Onun dışında yine var yine biraz sıkıntılı ama ince ayarla falan halledilmeyecek şeyler değil bunlar, öyle söyleyeyim. Hani gayet başarılı bence. Bunları birazcık ince ayarlarla işte bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bu da fena değil. Yani benden geçen not alır. Çünkü bunu elle manuel uğraşmanız epey vakit alacaktır. Onu söyleyeyim. Evet, burada sevgili kuzenim var burada. Ve bacanağım var. Yani babası ve oğlu var. Bunları da özne seçtiyoruz. Yine burada çoklu kişiler var. 3 kişi var görüyoruz ekranda. Evet, burada birazcık sapıttı gibi bakın. Şu orta iki kişinin arasındaki alanda biraz sıkıntı var. Ve çocuğun şapka alanında da biraz ciddi problemler var. Birazcık kötü yaptı bu sefer. Bu çok başarılı olmadı. Yine dediğim gibi birazcık uğraşırsak yani daha da iyi olabilir belki ama yani bu kadar uğraştıktan sonra zaten dekupe yaparız. O ayrı bir konu. Burada çok iyi başaramadı onu söyleyeyim. Şimdi burada da çipten sevgili Ercan var. Macaristan'dayız burada. Yine bir seçelim bakalım. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Evet. Bu çok başarılı oldu. Bakalım. Seçme maskelemeden bakalım. Gayet başarılı. Bu iyi oldu. Şu Ercan'ın kafasının arkasındaki alanda biraz sıkıntı oldu. Ama bunu dediğim gibi bu da manuel çözülmeyecek bir şey değil. Bu da iyi olmuş. Öyle söyleyeyim. Şimdi sonuç olarak bakalım. Çok iyi mi? Yok, çok iyi değil. Yani %100 iyi değil şu anda. Yapay zekalı dekupe çok iyi çalışmıyor. Ama %80, %90 iyi çalıştığını söyleyebilirim. Özellikle adetli veya çok hızlı iş yapacaksanız hayatınızı ve işinizi çok kolaylaştıran bir dosya için çok önemli olmayabilir burada oturup yaparsanız ama bu dosyalardan 20 tane 30 tane yapıyorsanız bu dekupeş çok ciddi vakit alıyor. Ve her dokümanın da böyle çok karışık zeminli olmayacağını da düşünürsek bence özellikle böyle seri halde üretim yapanlar için bu yeni sürüm çok başarılı. Ben bir denemenizi öneririm. Ücretsiz de bir yazılım. En azından 7 gün için ücretsiz kullanabilirsiniz Photoshop'u. Mutlaka bir deneyin derim. Evet, bu videoda biraz farklı bir konuya değindim. Photoshop'ta 10 saniyede, hatta tam 10 saniyede değil, 7-8 saniyede nasıl hızlı dekupe yapılacağını anlattık. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Videonun içinde söylediğim gibi açıklama kısmında Photoshop'un indirme linkini de koyacağım. Adobe'un resmi Adobe sayfasından indirip siz de deneyebilirsiniz 7 gün boyunca. Sonrasında eğer kullanmak isterseniz bir şekilde uygulamayı satın almanız gerekiyor. Onu da belirtmiş olayım. Bana destek olmak istiyorsanız, daha iyi içerikler üretmemi, daha güzel şeylerle sizin karşınıza çıkmamı istiyorsanız
Lütfen destek olmayı unutmayın. Nasıl destek olabilirsiniz? Videolarımı beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz, kanalıma abone olabilirsiniz. Bunun dışında da teşekkür ederim beğenileriniz ve yorumlarınız için. Hepsini dikkate alıyorum, okuyorum, değerlendirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bana sosyal medya hesaplarımı takip ederek de destek olabilirsiniz. Onu da belirteyim. Ayrıca her türlü görüş, yorum, eleştirinizi de Gmail adresimi iletebiliyorsunuz. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde karşınızda olmak üzere hoşça kalın diyorum. Haftaya yepyeni bir videoyla karşınızda olacağım.